Oo, merhaba Tilki Selim. Nasılsınız? Ne yapıyorsun? Teşekkür ederim, sağ olsun. İyisiniz. Vay, Tilki sen niye rahat duruyorsun? Ben ne yapmışım efendim? He? Ben seni ziyadına çok iyi tanırım. Evet. Sen 1984 yıllarında çok akıllı bir adamdın. Ben yine aynıyım efendim. Fakat burada işte biraz millet... Şimdi 84'te sen Akar ile kimle irtibattaydın? Benim arkadaşım. Böyle akıllı ol, bak yine akıllı ol. Şişman, dolgun biri. Hatırladın mı? Zafer Bey mi? He, Zafer. Evet. Ya bak çok iyi diyorsun. Sen onun arkadaş mısınız? Ben onun arkadaşım. Şimdi bana bak. Evet. Benim adım Hop Yeşil. Bak. Evet. Duymuşsundur. Duymaman mümkün değil. Ve gerçek adım da Ahmet Demir. Evet. Bir tarihte var ya, ben sana çok aşk ve net söylüyorum. Evet. E sen nereye geldin? Evet. Senin köyünü öğrendim. O Kotullağına doğru burası. Evet, evet. Sen böyle o köye girip seni böyle Allah'ına kadar fazla oturtacak. Zafer bana yalvardı. Zafer seni çok seviyor, biliyor musun? Abi ne olur şöyle böyle şey yapma etme falan filan. Sen öyle yırttın işi yani. Efendim ben yok. Devletin her kademesine karşı saygılıyım, sayarım. Bırak şimdi bu saygı ayaklarını bırak. Yok geçtim, devlete karşı ben hiçbir zaman hiçbir faaliyette bulunmam. Çünkü senin, ben seni senden çok iyi biliyorum. O zaman biliyorsunuz, bir şey dinleme gerek yok. Hiç sen seni bana anlatma. Bak sen geçin İran'daydın, İspanya'da olduğunu iddia ediyorsun. Onu ses patlayabildim efendim. Neyse kim? O fazla önemli bir olay değil. Evet. Sen benim telefonumu aldın. Evet. Zaman zaman beni ara. Ne sen hayatını 1984 yıllarında Zafer'le olan irtibatına borçlu. Bunu çok iyi bildim. O benim arkadaşımdır ve bana bunu demiştir. Abi demiştir, ben onu kefiliyim. Eğer o geçen çok çok fazla diretmeseydi var ya, vallahi billahi ben senin mallarını çoktan alıp bitmiştim. Ben sana aşk edeyim. Ha bir de bu arada beni böyle güzel bir araştır, öğren. Senin kim olduğunu, ne boktan bir adam olduğumu da öğrenirsin. Yalnız biraz da böyle kendine bir çeki düzen ver. Sen o mahkemeden berat ettin mi? Evet, talih oldun. Talih oldun. Evet. Şimdi bak oğlum, bunu da çok iyi bil. O da Zafer'in sana bir kıyağı. Ben o konuda da Zafer'e çok kızdım bak. Evet. Çok da kızdım. Zafer dedim, yapma bunu. Ben açık söylüyorum, hep seni kötüledim. Şimdiden hep senin kötü taraflarını buldum. Evet. Hep seni Zafer bana savundu. Tamam mı? Şimdi Zafer'in seni bulacağı bir telefon var mı? Şimdi o nerede en son? Hep neredeyse. Seni bulabileceği bir telefon var mı? Şimdi çok ısrar etti bana. Ve şunu bilmeni isterim, sen şu anda yaşıyorsan Zafer'in sayesinde yaşıyorsun. Onun seni bulabileceği bir telefon varsa der ben ona Selim seni bir arasın görür. Evet. 0502. Tamam, ben kendisine söyleyeyim. Evet. Bak ben şu anda Diyarbakır'dayım ama genelde Esenler'e yüksek ova bölgesindeyim. Bambaşka bir bölgesindeyim. Sen telefonunu biliyorsun. Beni ara. Evet. Hayatını sen o adama borçlusun. O da çok iyi değil. Efendim şimdi inşallah yüz yüze geleceğiz bir gün. Ve ben size bunu ispat ederim. Benim İspanya'ya gittiğimi, İran'a gitmedim. Gittiğim defteri koyacağım önüme. Gittim ne derdim mi sen öyle yani milletin sözüne basmayın. Şimdi bana bak bana. Evet. Sen İran Türkiye bağlantısı ve o tezgahlarda sorunluğunu çok iyi bilen bir insan. Ben bilen bir insanım. Yani bunları ben, bana okuma. Yok ben ticaretimi inkar etmiyorum. Ben kasapçıyım, bu işi yapıyorum.
Ya kaçakçısın, bu işi yapıyorsun, ben bunu kabul ediyorum. Ben sana arı demiyorum. Ama ben sana bunu söylüyorum. Ben de kimseye yalnız yedirmem. Ben bunu bilmeni isterim. Yani onu da zaten biliyorsunuz, yeteri kadar bilginiz de var benim hakkında. Yani bu 9 senedir bir sefer yüksek o gitmişim, ilk mi kalmışım? Onun dışında hani memleketime de daha gelmiş değilim. Ya ben biliyorum, ben bunları çok iyi biliyorum. Ama ben sana bilmişim, ben bunu söylüyorum. Ben yapma demiyorum. Yap diyorum. Ben sana yapma demiyorum. Ama ben sana diyorum ki, oğlum yalnız yeme, akıllı ol. Yalnız yedirmezler adama. Yalnız yiyen adama da bir gün kusururlar. Zaten olayları da biliyorsunuz yani zaten. Ben ne her şeyi biliyorum. Evet. Ben yalnız yeme. Şimdi anladın mı ne dediğimi? Evet. Heh. Yalnız yeme. Çünkü yedirmezler. Evet. Oldu mu? Oldu. Ha. Şimdi senin bu ticaretinde sana yapabileceğimiz kolaylıkları böyle çok açık, netçe gel. Biz sana Allah'ına kadar da sağlarız. Bak senin geçen gün talihini var ya, valla ben açık söylüyorum. Zafer sağladı, ben karşıydım. Ben senin yüzünden var ya, zaferle karşı karşıyım. Karşıyım. Yani ben sana açar söyleyeyim. Ama bak Cici Selim, eğer sana lakap olarak Cici Selim lakabı takılmış ise sen korunarsın ki Cici Selim diyorlar. Uyanık ol. Yalnız yeme. Yalnız yedirmezler adama. Tamam mı? Ben sana ileride bir hesap numarası ileteceğim. O hesaba biraz iletir, ulaştır. Oldu mu? Sen telefon, ben seni aradığım zaman bu numarada bulur muyum? Bulursun ben. Şimdi Zafer'in benden rica ettiği bir olay var, dedi ki onun telefon numarasını bana ulaştırırsan ben görüşmek isterim. Bak o kardeşimiz gerçekten seni seven bir insan. Gerçekten ben de seviyorum. Hani hakikaten seni seviyor. Şimdi bak oğlum, şimdi şunu çok böyle akıllı akıllı düşün. Bu işi yapan bir sürü insan var. Evet. Sen de yap. Biz sana yapma demiyoruz. Evet. Ama biz sana diyoruz ki yalnız yeme. Şimdi anladın mı ne dediğimi? Bir şey varsa beraber yeriz. Herhangi bir şey varsa biz o ekmeği bölüşürüz. Evet. Bizim mağdurlarımız var. Yani bizim ihtiyacı olan kardeşlerimiz var. Şu var, bu var. Biz sana yeri geldiği zaman Allah'ına kadar ismini sileriz bazı yerlerden. Anladın mı? İsmini sildiririz. Tamam babam? Sen telefonumu biliyorsun. Ben de senin telefonunu biliyorum. Çok aradım. Bir içeri kadar aratmasını soruyordum. Şimdi ben şu anda Diyarbakır'dayım. Ben dün gece kulpta operasyondaydım. Zaman zaman şimdi Diyarbakır'ın her tarafı çekmiyor, biliyor musun? Böyle bazen beni ara, ben seni ararım, biz irtibat sağlayalım. Zaman zaman biz senin adını sileriz de bunları sana bildiririz. Yani böyle olay detaylı bildiririz. Senin ismin bu ara çok geçiyor. Biraz da böyle sakin ol. Ama sen yalnız yemediğin zaman da çok çok rahat hareket et. Şimdi ben burada Emin diye birisi var. Bilmiyorum. Herhalde o ben şikayet etmiştim. Ben şimdi o konuda sana yorum yapamam. Ben o konuda sana yorum yapamam. Ama sen yalnız yemediğin zaman çok rahat hareket et. Şimdi anladın mı ne dediğimi?